Buraya geldikten sonra Bergama'ya, tabii daha önce tarımla uğraşıyordum. Sonradan inşaat işlerine uğraşmaya durdum. Ve şurada 15 seneden beri de tarihi eserlerle uğraşıyorum. Tarihi bu eski evlerin restoration ile uğraşıyorum. Ben aslında geçen sene Aralık ayında bir pandemi geçirdim. Pandemi geçirdikten sonra rahatsızlıklarım meydana çıktı. Bel fıtıklarım patlamış. 8 tane ameliyat oldum. Şubat'ın 8'inde şu anda istirahattayım yani. Gene de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birimin bir yeri vardı. Su basmanını falan attık. Eski işlerle uğraşıyorum. Gönlüm daha genç. Kaçısın da gönlündeyim. Gönlüme bakarsan 20 yaşındayım. Bizler kendi yerleşim alanlarımızdan göç ettikten sonra şeye uğradık. Yani toplumun şu anda %100'ü değil de %80'i uğradı. Bizler artık son demindeki insanlarız. Yani böyle tahtacılığı, kendi örf ve adetlerimizi, itikatımızı sürdüren kişiler %20 önce kaldı. Bu Türkmen ve Alevi toplumun şeye uğradık yani. Aleme suyuna uğradık. Çocuklarımızda mesela 3 tane çocuk var bende. Biri gidiyor. 2 tanesi, birisi İzmir'de, birisi Balıkesir tarafında. Onlar bizim gittiğimiz yere gitme imkanları yok. Yani zamana göre ayak uyduruyorlar. Buradaki benim bir kızım var. Onlar sadış marşıç oldu. Onlar bu yola devam ediyor. Artık toplum olarak şeyden, örf ve adetlerimizden çok gerideyiz. Ne yazık ki daha da gerilemekteyiz. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama zaman buna el vermiyor. Zaman buna el vermiyor. Çünkü gençlerin bizim zamanımızdaki gibi bilgiye talip olan yok. Sadece günlük yaşamaya bakıyorlar. Yani belki bu toplumun içinde her tarafta görünen bir kısım. Yani günlük, bugün benim işim iyi olsun da yarın Allah kerim gibi, benden böyle. İnanç ve itikadımıza pek meyil olan yok. Ne yazık ki bu da acı bir, acımız büyük yani. Bizim yetişme tarzımız çocukluğumuzda büyüğü çok büyük bir saygı vardı. Küçüğü de sevgi vardı. Yani bir başkasının yanında çocuk da olsan, bir suç işlediğin vakit ilk önce tepkiyi o yanındaki yabancı da olsa, yani kendi köyünden akraban da olmasa bir büyüğün sana tepki gösterebiliyordu. Ama şu anda bırak bir başkasını, akrabası dahi bir çocuğu bir suç işlediği vakit, tepki gösterdiği vakit annesi babası sana ne diyor? Yani akrabasını kırabiliyor, şey yapabiliyor yani. Şimdi bizler öyle yetişmedik. Daima büyüklerimizin yanında, büyüklerimizin dediğini, onları örf ve adetlerini şöyle tabir edeyim. Onları gördüğümüz vakit, yani şimdi taklit gibi diyeyim, onlara üzendik. Ama şimdi sana üzenen yok. Şimdi gençlerimiz ne yazık ki senin yaptığını, senin yanancını benimseyen yok. Çok var, çok az. Alevi sesin daha güzeldi, daha iyiydi. Daha güzeldi, saygı vardı, sevgi vardı, hatır vardı. Toplumlar, toplum olarak, o zaman köy diyeyim, şimdi mahalle diyorlar ya, ben hala da köy diyorum. Köyümüzde perşembe günü akşamları, cuma akşamı olurdu. İlk önce ikindiden sonra her aile elinde bir hediye çanağının içinde çocukları çağırırdı. Çocuklara gelin ada diye bağırırlardı. Hepimiz beraber bağırdık. En azından bir ekmek kırırlar. Üzerine mesela yağ atar, yağla karıştırır. Ona da omaç deriz biz. Omaç dağıtırdı. Kimisi şeker dağıtırdı. Mesela bir hediye verirdi. Yani muhakkak çocuklara her perşembe günü akşam
Akşam da analarımız, babalarımız, atalarımız yani dedelerimiz bir yerde toplanır. Cuma akşamı çayı, çay, kahve böyle otururlar, sohbet ederler. Herkes kendi bir sorununu söyleyebilir, köy sorunu olur, toplum sorunu olur, bunları çözerlerdi. Şimdi artık iki kişi bir araya gelip de böyle bir şey sohbet edemiyorsun. Eski günleri neden özlüyoruz? Özlediğimizin... Şimdi özlediğimizin çok şeyleri var. Güzelliğini özlüyoruz. Hoşluğunu özlüyoruz. Hani büyüklerin sevgisine ne kadar da çekişseler, dövseler ama bir gün olur senin güzel bir huyunu gördüğün vakit başını okşuyordu. Şimdi bir çocuğun sokaktaki güzel bir hareketini sen başını okşayamazsın. Hemen art niyette çekiyorlar. Biz öyle yetiştik. Ama bu durumlar toplum için çok büyük bir acı. Çok büyük bir acı. Bizim yaşamımız öyle geçti kızım. Hala da öyle geçiyor. Allah'tan dilerim her zaman iyiliklerin yanında olsun, güzelliklerin yanında olsun. Toplum olarak bilinçlenelim. Bir araya gelelim. Canlar can olsun.